Evet, Eleştirmen TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün üçümüze toplandık. Bugün konumuz ne? Bugün konumuz Xbox'ın Activision Blizzard'ı satın alması. Evet, en sonunda onaylandı. Onaylandı, aldılar. Ve artık kazandılar bence. Evet. Yani çok da üzerine konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Karın ağlayacak birazdan ama yani. Benim umurumda değil. Zaten bütün şeylere onu diyorsun. İşine gelmeyen argümanlara benim umurumda değil. O oyunları ben oynamıyorum. Hayır, oyunları... PlayStation 5 Masterpiece. Hayır, oyunları oynuyorum da şu yüzden umurumda değil. Xbox'ın bu markalar almasından hemen kaliteli oyun yapacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Ya, Xbox'ın şu an kaliteli oyun yapmamız benim umurumda değil. Hem de onun bana sunduğu şey yani. Ya, bunlar Game Pass işte. Game Pass'te Call of Duty. Bana sunulan şeye bakıyorum. Bethesda oyundan hepsini oynayabilmesi. Ben Game Pass kullanmıyorum. Öncüm. Zaten başka bir şey kalmadı. Bu fiyatlarda şu an alternatifimiz pek fazla PlayStation'ımız yok zaten. Game Pass'inde şimdi şey diyecek sana, fanboy musun falan? Onlar evet, da fanboys. Fanboy değilim, fan. Fanboys. Fanboys. Devam edelim. Neyse, şey yüzünden kullanmıyorum ben. Yani doğal sens desteği yok. İkincisi, Microsoft uygulaması olarak çalışıyor. Game Pass, Xbox oyunları falan. Ben onunla oynamam. Yani onun için para mı vereceğim bir de 5000? Neyse. 5000 lira vermeye gerek yok. Benim aldığım kurduyordu. Hatta ben sadece PlayStation kullanıyorum. Alıştım ona. Bir de fanboy değilim diyor ya. Ya yıllardır onlarla oynuyorum. Allah Allah. Hiçbir farkı yok lan. Tuşları değişik sadece. Var kanka. Doğal sens kadar iyi kontrolcü ben görmedim. Satın almış olmalarına rağmen bu arada. Gene de bir anlaşma imzaladılar. Evet. Hala Call of Duty serisi PlayStation'a kalmaya devam edecek. Evet. Çünkü bunu yapmasalardı ne olurdu? PlayStation kaybetmezdi, Call of Duty kaybederdi. Çünkü evet. Çok büyük bir kesime PlayStation oynuyor. Yani ve eğer böyle olsa hakikaten Xbox tekerleşmeye doğru giderdi. Evet. Onu da engellemek için yapıldı. Gerçi benim umurumda olmazdı, ben zaten Call of Duty oynamıyorum. Yani, ama genele değil, baktığımız zaman... Geneliyle dünyanın çok büyük bir kitlesi kendim oynuyor için. Yani. Ama bir yandan da iyi oldu. Bizim ülkemizde, ülkemiz için bence çok iyi oldu bu çünkü bu fiyatlarda evet, bu kadar Face'de herkes yüksek bir şeyde en azından oynama yani şansımız oldu. Yani bir Call of Duty oyununa indirimli haliyle sadece 900 lira kim verebilir ki? Ve sadece single player oynayanları düşün, ben mesela. Ben gibi yani. Oynamam. 10 saatli bir gameplay için o maksimum yani. Bu arada yani. 900 lira ya da 800 ama lira verilir. Ama şey sıkıntısı var. Şimdi Xbox aldı ya. Bunları, bu oyunları, bu single player oyunları da live service bir oyuna çalışır mı, bok eder mi? Onu eskisi gibi, göreceğiz. Bunların eskisi gibi, hani sola takılırlarkenki gibi kaliteli single player oyunlar çıkacak mı? Ben bunları endişeliyim. Ki, Kaan sana şunu sorarım. Call of Duty hangi seriyle değerlendirsen güzel bir single player oyuncusu? Call of Duty boşlar, Bethesda oyunları falan da ya. Bethesda oyunları da? Doom, Wolfenstein, bunlardan bahsediyorum. Doom ve Wolfenstein'i saymıyor. Bunlarda ben endişeliyim. Yani bu, onları çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Umarım. Yani... Daha diğer habere geçelim. Diablo 4 bizlerle anlaştığı için. Evet. Alperen bunu çok sevindi herhalde en çok. Kesinlikle. GPS'e gelecek mi Diablo? Gelecek. Bunun açıklaması yapıldı mı? Yani ben okudum. Yoksa satış yapamaz mı? Yok yok. Diablo'da gelecek. Gelecek gelecek. Yani. Ben bununla ilgili bir açıklama yok ama böyle düşünüldüm. Bak şöyle söyleyeyim sana. X bunun hani... Yeterli bir şeyle satış yapılmasına gerek yok. Zaten oradan sürekli para kazanmaya devam edecekler. Yani. Kira sözleşmesi gibi düşün. Sürekli para kazanacak zaten. Yani olduğu müddetçe ona videodan sonra da bir bakar, videonun altına da bir açıklamasını yaparız en kötü. Yanlış bilgi de vermeyelim şimdi. Ben şeyi de gördüm. Hani Game Pass'e o gelecek ya bütün oyunlar. Artık oyunlar satış yapamayacak. Dolayısıyla eskisi gibi kazandıkları miktarı kazanamayacaklar diye bir şikayette bulunduklarını duydum ben firmaların. Böyle bir endişeleri var. Her şey Game Pass olsa kim oyunları alır? Kimse. Game Pass sınırsız para garantisidir. Sürekli evet. Akar. Sürekli akar. Game Pass'in, Microsoft'un Game Pass'te bu firmalara vereceği para satış rakamlarının düşük olacağını söyledi. Ya o... Ya para kazanamayacak firma kendi adına. İşte sadece söyleniyor. Onu şu an net bilinmiyoruz. Ama tabii ki de bunlar bizim umurumuzda olmamalı. Biz oyuncular olarak biz sadece oyunumuza bakacağız. Sadece oyunu oynama şeyine yani bakacağız. Bir şey olacak mı şimdi? Call of Duty dışında Xbox'ın aldığı bu oyunlar PlayStation'a gelmeyecek değil mi? Sadece PlayStation olan bir adam bunları oynayamayacak mı? Doom, Wolfenstein falan. Evet. Evet. O sıkıntı. Sadece PS5 olanlar, evet, işte PlayStation 5 olanlar evet. Bu konuda bayağı sıçtılar. Çünkü şey mesela... Neydi? Starfield. Evet. En basit. PC artı konsol.
O zaman yani şart. Şart gibi falan. O da çok zor bir şey. Şart. O da fazla lükse giriyor. Türkiye'de dışarıda lüks değil. İşte diyorum Türkiye'de, ama Türkiye'de şu an fazla lükse giriyor. Burada, lüks bile değil, burada yapılabilecek tek şey hani hem Bethesda oyun hem şey Bethesda oyunlarını oynayayım hem şey alayım. Konsolda oynayayım desen. O şimdi Xbox'ını almak zorundasın gibi oldu yani. Bilgisayar alamıyorsan yani. Ki PlayStation 5 ve PC'de yapamayacağına göre bu ülkede mümkün değil. Çok 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 yükseğe girersin. Yani bayağı zor ya. Ne olacak bilmiyoruz. Yani ikisi sadece yani hem Xbox alıp hem PlayStation alabilirsin Xbox. 40 bine çözüyorsun. Evet. İki. En ucuz yöntem o. En ucuz yöntem. Ama sadece oyun oynayacak adam için. Sadece oyun oynayacak evet. Yani PC ile uğraşacak adam için çok zor. Şey, bir de şey diyeceğim şimdi, bunun PlayStation açısından ne olabileceğini konuşalım. Bunun PlayStation açısından pek iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ben tam tersi şöyle bir düşüncem var. Şimdi Xbox bunları aldı ya, Call of Duty'nin eksklusifleri olacak gibi. He, şu da olabilir. PlayStation eksklusiflerine yönelip artık evet, adam akıllı oyunlar çıkarır diye. Olabilir. Yani. Ama bu yüzden o CEO ile olur mu bu? Ne yapalım? O Jim Ryan'la evet, biraz zor. Evet, çünkü PlayStation bayağı bir darbe yedi şu anda. Bununla beraber, bu dava ile beraber bayağı yani. Yani umarım akıllanır da yani ekskluzif oyun yapmaya yönelirler. Evet yani ama şöyle bir şey de var. 4 neslinde, 4 neslinin sonlarına doğru bir sürü ekskluzif gördük. Biz daha 5 neslinin ortasına da gelmedik. Ama zamanları yok şu anda. Evet. Xbox aldı başına gidiyor şu anda. Ben de zaten beklemek istemiyorum ki abi. Bir an önce çıksın oyun. Artık bazı seviyelere sıkışmaktan çıkıp yeni IP'lere yönelmeleri lazım ve eski IP'leri yeni getirmeleri lazım. Yeni IP'den önce eski IP'lerini bile çıkarsınlar. Yani bir sürü güzel markası var. Nerede olacak bunun? Bilmiyorum ama PlayStation'ın kısa zamanda bir reaksiyon göstermesi lazım. Yoksa Xbox'ı gerçekten şu an farkı bayağı açtılar. Daha da açacaklar yoksa. Ya işte söylediğim gibi yeni PSP ya da yeni IP'ler ya da eski IP'ler. Ama geçen ben şey gördüm, Last of Us 3, Uncharted 5. Bu mu vizyonun? Yani yeter artık da sal şu oyunları. Üzgün bir şeyler çıkar. Aslında yeni onlar bile kurtaramayabilir bu arada. Kurtarır, onlar en çok satan casual oyunlar için. Ama bir iki oyunla kurtaramazsın. Yani hele hele Last of Us 2'nin o veya hani PlayStation'a, bu zaten bu şekilde PlayStation satabilir sadece. Xbox gibi bir Game Pass getirip hem PC'de de artık oyuncuları 2 yıl bekletmek yerine hemen getirirlerse belki. Daha yeni açıklayacağım yani. 2-3 sene önce getirmeyeceğiz. Ne yazık işte. Yani bak bu öneri zaten açıkladığını biliyorum. O zaman kanka kusura bakmasınlar da beter olsunlar yani. Çünkü kendileri istiyorlar abi. Kimse kusura bakmasın. Xbox oyunculara çok daha rahat bir ortam sunuyor. Ama oyun sunmuyor güzel. Abi oyun sıkıntı. Yani oyun şunu demeye çalışıyorum. İki tarafta boklu yani ama hangisi daha çok çeşitlilik sağlıyor? Xbox. Ne çeşit? Yani oyun olarak yalan mı? Hayır, eksklüzyif olmalarına gerek yok. Kütüphane yeterince geniş. Şey, tamam. Ya bak, Xbox kütüphanesi ama fazla oyun ama kalitesiz oyun PlayStation'dan. Daha az oyun ama kaliteli oyun. Ben açıkçası bunu tercih ediyorum. Çok fazla çöpüm olacağını adam akıllı bir şeyler olsun oynayayım istiyor. Çünkü çok fazla çöpün olsa da oynayacağın bir şey yok aslında. Yani ama PlayStation o kalitelileri bile değerlendiremediği için şu anda. Abi eski harflerin nerede hiçbir yok. Bak Jack and Dexter yok. İşte biz de bundan bahsediyoruz. Ha anasının nikahında PlayStation 3'e çıkmış olan IP'lerini bile daha getirmek üzere uzlaşıyorlar. Bloodborne'u bile getirmiyorlar. Lan Bloodborne PS5 var 60 FPS modu yok ya. Ve hala oyun 1080p'de çalışıyor. Anti-aliasing falan bok gibi. Böyle tırtıklar gözüküyor anlamda. Rezalet çok ya bunu diyoruz işte. Until Dawn. Ha ne zaman çıkıyor oğlum? Killzone serisi bile var yani. Bu arada Killzone serisi hani ne kadar sevmediğim bir seri olsa bile PC oyuncular için bence çok iyi bir FPS shooter. PlayStation 3'te sıkışıp kalmış bir oyun. PlayStation 3'te sıkışıp kalmış bir oyun. Onun da remaster gelecek diyorlar da bakalım. Yani ne kadar ben pek zannetmiyorum. Ama Koreli şey gerçekten varmış onların şeyini. Ya incelemeleri varmış. Doğru gibi yani. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Shadow of Colossus hala PlayStation Exclusive değil mi? Çıktı mı PC'ye? Remake'in diyorsun değil mi? Evet. Evet, PlayStation Exclusive. İşte o niye çıkmıyor bu oyunlar? Niye bir şeyde sıkıştı? Echo niye çıkmıyor? Echo da var. Ya onu size var. Şöyle bir şey diyeceğim. Şöyle bir durum da var. Hani ne kadar her platformda her şey oynansın istesek de şöyle bir durum da var. Oyunlar Exclusive altına çıkmazsa bu kadar kaliteli olmaz. O zaman siz şey diyorsunuz hani eski çok yıl geçmiş oyunlar niye hala geldi? Sadece ha? Ben yeni anladım. Yani tamam. Adamlar daha kendi firmalarındaki ürünleri değerlendiremiyorlar. Evet. Yani en büyük sıkıntı bu. Ghost of Tsushima kaç sene oldu? Ratchet & Clank Rift Apart çıktı, PS5 oyunu yeni çıktı. O geldi PC'ye doyurulu şimdi. Temmuz'da bu ay çıktı. Demon's Souls nerede?
Demon's Souls. Ya onu geç. Ghost of Tsushima nerede? 3 sene önce. O say bitmez. Onu demek istiyorum. Bunlar ben bunları çıkarmıyorken yeni nesil diğer oyunları çıkarmaya başladı. Uncharted serisi sattı mı anasını satacak? Sadece 4'ü getirdiler çünkü. İşte sıkıntı o lan. Hatta 1, 2, 3'ün PS4'de remaster ver. Direkt onu PC portla. Remake'e de gerek yok. Nerede yok. İşte God of War eskileri nerede? Yok. Yok. Ben diyorum say bitmez. Liste uzadıkça uzuyor. Ben seni anlıyorum evet. Az olsun, kaliteli olsun diyorsun da o kalitelileri bile doğru düzgün değerlendiremiyorsun. Kesinlikle aslında tek artısı bu işte. Yani anasının nikahı kadar pahalı olan oyunları, Lies of P, Starfield gibi oyunları bize bu kadar düşük fiyata sunabiliyor. Tam senin olmuyor bile, ama yerden yeri vurduğun Xbox bile eski oyunları getirebiliyor. Fallout'ın en eski oyunları, Wolfenstein'ler, Doom'lar, hepsi. Ama benim Xbox'a sevmemin tek sebebim güzel oyun yapmam. Onun dışında benim hiçbir şikayetim yok Xbox'a. Tek sevmeme sebebim bu benim. Ya artık Xbox'ı oyun yapma olarak gör. Xbox'ı sadece bir dağıtıcı firma olarak gör. Öyle bak. Ya öyle bakıyorum. Ve Game Pass sayesinde oyunlara hemen ilk çıktığı gün erişebilirim. Çok daha kullanıcı dostu ve çok daha oyunculara yönelik hareket etmeye başlıyor. Bak mesela biz Sony Exclusive'lerini de övüyoruz ya mesela. Onların da kendine has bir Game Pass'leri var. Spider-Man bile gelmiyor çıktığı gün. Aynen. Sen o kadar para veriyorsun bir de yıl. Adamlar kendi platformuna Spider-Man 2 mesela. Game Pass değil, PlayStation Plus'tan bahsediyorum. PlayStation'ın kalitesi. Mesela Plus'a da gelmeli bence o tarz oyunlar. Gelecek ama ilk çıksına gelmemesini ben normal buluyorum. Adamlar kâr edemez abi. Abi kâr ederler. Bu kadar yüksek kalitede çıkmaz öyle olursa. Bu kadar ücret karşılığında Plus'ın aboneliklerine iyi kâr ederler. Direkt Plus'a gelirse bu kadar iyi kalitede oyun yapmazlar gibi geliyor bana. Mutlaka kâr ederler emin ol. Çünkü daha fazla insan çekerler. Emin ol. Sen genelde çıktığı gün o kadar parayı verdin. Yani anladın mı? Ve ekstradan Plus'a da obanelik veriyorsun. Evet yani. Şöyle bir şey olur. Öyle bir şey yapsalar PlayStation oyuncu kitlesi de daha çok artar. Çünkü adam oyun alacağını düşünmez bu sırada. Kanka ben zaten... Her türlü oyun gelecek bana der. Ben zaten istemez miyim Plus'a gelsin para vermeyeyim. İşte Plus diyecek. İşte Plus bunu beceremeyeyim. Plus'a gelse... Xbox şu anda mesela bak şöyle. Game Pass şunu yapıyor ya. Ana oyunu veriyor sadece. DLC'yi parayla satıyor. Sony de bunu yapabilir. DLC'yi parayla satıp ondan da ayrı para kazanır. Üstüne Plus'ı çekici oyuncular da Plus aboneliğinden daha da fazla para kazanır. Oyunun kendisinden daha çok ben ama şunu düşünüyorum. Hani PlayStation eksklusifleri gibi kaliteli oyunlar çıkarsalar ki yok. Game Pass'ı bundan getirir miyiz? Getirir. Bilmiyorum bu başlangıç olarak Starfield ki Starfield da her Bethesda oyunu olduğu gibi şey çok gibi. Büyük hatalar da çıkacak. İşte ben o yüzden oyuna şahit değilim. Yani bekleyip göreceğiz. Şu an bunu konuşmamız biraz manasız ama yani genele baktığımız zaman Xbox çok daha yani Game Pass çok daha ağır basıyor. Ya Xbox oyuncu dostu şu an. Yani gerçekten oyuncu dostu. Oyuncu dostu. Hele bizim önemli olan o daha çok. PlayStation'da kalite. PlayStation'da kalite ama oyun içinde kalitesini bile değerlendiremiyor oyun şu anda. Ya bak sizin şimdi aklınızı yani sayın. Jak and Daxter, Sly Cooper, Infamous, Parappa the Rapper, Loco Roco serisi. Başka eksüsü neler var? Daha bir çok var. MGS'ler var. Bunlar artık eksüsü değil. MGS 4. Ne o niye yok? Sadece 3'te var o abi. 3'te sıkıştır. RDR1. O da 3'te sıkıştı. Ama sonra oyun değil. Olsun. Olsun ama sıkıştı. Sıkıştı kaldı. Neyse Siphon Filter var. Ya anladın mı? Sıkışıp kalmışlar ve onları oynayamıyorsun. Onlar evet gerçekten çok saçma. Yani koleksiyoncular dışında bu oyunlara erişmenin yöntemi herkes koleksiyoncu olmak zorunda değil. Değil. O oyunları güncel her şekilde oynaman gerek. Ve şöyle bir şey var. Eski oyunları millet 30 FPS'de oynamak istemeyebilir. Emülatör kurmak istemeyebilir. Evet. Ben niye bütün platformun emülatörü var benim bilgisayarda? Yani bunun çözümü Remaster Remake getirmek diyor. Bu kadar zor. Silent Hill'ler. Niye? En basit. Silent Hill'ları oynamak... Sadece of, ayrı bir çile anasını satayım. Sadece bir oyunu mu ne var herhalde Steam'de değil mi? Ve o da çok... 4 durum olması lazım. İnanılmaz bu. Homecoming o. 5 miydi bu? Room 4 hayır, Room 4. 4 üstünde yok mu? Yok. Hiçbiri yok. Sadece Homecoming var. O da bot gibi çalışıyor. Kolu evet, çalışmıyor. Kol çalışmıyor. Yani. Kolla modda yapmak lazım. Hepsi neredeyse bütün oyunlar sıkışmış. Anladın mı? Ve ben bunu eski şeyde oynamak istemiyorum. Geçen ne olduğunu bilinmeyen kanalda da gördük. Evet. 30 FPS ve leş kalitede oynamak istemiyorum. Modlamak istemiyorum 60 FPS oynayabilmek için. Haklıyız abi, kesinlikle haklıyız. Oyunlara eski oyunlara erişmek bu kadar zor olmamalı. Bu kadar eksüsü eski olmamalı yani. Ya Xbox bunu sağlayabiliyor işte, kütüphanesinin çeşitliğinden dolayı. Yani umarım PlayStation'da böyle bir reaksiyon alır. Şu eski IP'leri getir PlayStation artık yani küfredeceğim, tutun, yorulun. Ama bir şey diyeyim mi? PlayStation'a biraz hak geliyor böyle kendi içinde bu durumu.
Kitlesi çünkü. Kendi kendine yapıyor çünkü. Microsoft'un aldı başına götürüyor oğlum, yalan mı? Kitlesinde çıksın. Ama şu an hisse ve satış olarak PlayStation hala önde az. Tamam. Ya biz şu an... Ama önce... geçici süre. Bilmiyorum ne olacak. Spider-Man 2 çıkınca belki her şey Ağustos olur. Hiç belli olmaz. Ama şu an yani... Ya da yeni PSP çıksa falan. Ama şu an tartıya baktığımızda Game Pass çok daha ağır basıyor. Oyuncu dostu olduğu için fiyat performans bakımından işte. Evet, neyse daha fazla uzatmayalım bence. Düşüncelerimiz buydu. Evet, puanlamaya geçelim. Yani bunun neyi mi puanlayacağız? Firma puanlıyoruz. Yani firma şu an oyuncu dostu olduğu için ben çok rahat 9 veririm yani. Ya şu Microsoft... Türkiye'de yaşadığımız için bir de söyleyeyim. Microsoft şu Xbox Game Pass'i Steam gibi 3. parti bir uygulamaya Microsoft Store uygulaması olarak çalışmasın. Oyuna tam ekran çalışmıyor, modlanamıyor, doğal sesle çalışmıyor. Ben bu yüzden Game Pass alamıyorum ve benim gibi var bir sürü ya, yurt dışında falan çok şikayet ediyorum. Böyle bir salak olabilir mi? Niye hepsi Store uygulaması gibi çalışıyor? Kocaman şey. Kocaman Xbox'ın Microsoft bir sürü param var. Bunları yapsınlar, ben de geçeyim istiyorum. Game Pass çok güzel şeyler sunuyor. Lies of P. Ben para vermek istemiyorum oyunu. Game Pass'ı oynamak istiyorum. Şu an oynayamayacağım ben o yüzden. İsteriz. İsteriz. Mesela Persona 5. Persona 5'ler. Steam'de 600 var. Yakuza bütün seri. Plus'ta da var onlar. Yani ama işte bilgisayarda oynamak istersen başka alternatif yani, yok. Steam'de işte çünkü 1000 liraya... Yani ayrı bir işte uygulama programı olarak çıkarsa çok bozulacak. PlayStation'da PlayStation Now'u Türkiye'ye getirin artık lütfen. Yani. PlayStation 3 oyunları stream edilmiyor evet, dedim ya. Pardon, evet. Onun sebebi o. Now, PlayStation Now çünkü var. Türkiye'de yok. PlayStation Now'u olur biliyor musun? PlayStation 2-3 oyunu falan yok ki Plus'ta. Şey çoğunu işte sunucudan oynayabiliyorsun. GeForce Now gibi. Geri oyun, geri dönük oyunları, 3 nesli özellikle. Now çözüyor ama Türkiye'de yok işte. Neyse, düşüncelerimizi belli ettik. Umarım iki firma da aklını başına alır. Şu an Game Pass iyi gidiyor ama biraz daha toparlaması lazım. PlayStation Allah belasını versin şu anda. Üzgünüm. Yani gelip göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.